Merhaba arkadaşlar, tekrar merhaba. Harika bir yarışı bitirdik. Çeşme Grand Fondo. Ondan önce Kapadokya Ultra Trail. Salomon Kapadokya Ultra Trail için kız basınlar. Tabii. Evet ve onun gibi bir sürü daha Grand Fondo yaptık bu sene. Marmaris'teydik, Antalya'daydık ve onların mimarı burada işte. Aynı zamanda Tour of Antalya. Aydın abi, ben Aydın abi diyorum. Ne haber abi? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl keyifler? Valla iyi, bugün çok güzel geçti. Değil mi? Bitirdik yani, yarışı. Kazasız belasız oldu ya. Biz çünkü Grand Fondo'larda çok tedirgin oluyoruz. Hava çok güzeldi, grup çok güzeldi, start çok güzel oldu, yarış çok güzel oldu ama bu naklen yayın işini ben çok sevdim. Değil mi? Hem Kapadokya'da hem burada. Hem burada iki defadır yapıyoruz. Tabii biraz bütçeli şeyler ama çok keyif aldım. Evet. Çünkü ve mesela onu izlemediyseniz bir daha izleyebilirsiniz. Şuraya linki koyuyorum. Ben İstanbul'a dönerken izleyeceğim. Yarıştığım için izleyemedim. Evet. İstanbul'a dönerken izleyeceğim. Bir de tabii Sarper'le Berkem'in anlatması Eurosports gibi oldu. Acayip keyif aldım. İyi oldu. Devam etmeye çalışacağız buna. Yani bu gerçekten güzel. Tabii şöyle de bir şey var ama. Canlı yayın herkes yapsın, çok güzel oluyor. Ama organizasyon kendine güveniyorsa yapsın. Tabii, aynen. Çünkü öyle. Canlı yayında hiçbir şey saklayamazsınız. Tabii, doğru. Herhangi bir problem varsa her şey açık. Şey en tabii. Ufak hatanız dahi orada çıkıyor. Orada yol açık kalmışsa, ne bileyim işte kesinlikle. Su yoksa o su bile yoksa, çıkar yani. Araba giren her şey olabilir. Tabii, ama çok keyif aldık. Bir de zaman çok iyi geçti. Çünkü Grand Fondo'larda biz gönderiyorduk grubu. Aha. Gelene kadar haberimiz olmuyorsa telefonla falan oradan buradan hakemlerden bilgi alıyorduk. Şimdi canlı olarak... Şimdi işte orada gelen İnsanların ailesi de çok rahat bir şekilde izleyebiliyor. Kesinlikle. Yani. Gelmeyen de izliyor orada evinde. Bir ara izlenme oranı çok yükseldi. Sayı çok yükseldi. Türkiye'de sabahın köründe bile pazar günü insanlar uyanmışlar. Bunu seyrediyorlar. Ya bir de dediğin gibi bayağı bildiğin Tour de France kalitesinde yani. Tabii, anlatan çok... adamlar aynı çünkü. Ya, bir de çok... Onlarla da konuştum zaten. Şey diyor Berkem. Radyo aynı, finişler falan çok heyecanlıydı diyor, çok keyif aldık biz de diyor. Yani. Bir de ekip güzel çalıştı, sağ olsunlar. Yani naklen yayın akımı, Serkan'a da teşekkür ediyorum buradan. İlk kez yapılmasına rağmen bu kadar hızlı bir yarışı, bu kadar güzellikte canlı yayın yapma çok güzel oldu. Umarım devam edeceğiz buna. Ya işte yarışlarda kalite sürekli artıyor. Bu nedenle en büyük nedeni de gelen kişiler tabii ki. Değil mi abi? Yani insanlar buraya talep ettikçe sen de daha güzellerini vermeye çalışıyorsun. Ve her sene de bu üstüne üstüne katlayarak gidiyor. Peki bunun sırrı ne abi? Yani bir de şöyle bir durum var. Hepinizin sormak istediği soruyu soracağım biraz sonra. Biraz sonra. Çünkü bütün hepsi aslında biraz da ona bağlanıyor. Yani o soruda ne biliyor musunuz? Bu yarışlar niye bu kadar pahalı? Ya, cevabını sana tek tek anlatacağım. Şimdi bak, şimdi onları dinleyeceğiz. Çünkü ben biliyorum en yetkili ağızdan, en yetkili ağızdan Türkiye'deki. Önce birincisini cevaplayayım. Şimdi bu organizasyonlar her sene daha iyiye nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? Bunun birinci sebebi organizasyon ekibi. Evet. Kendi ekibim diye söylemiyorum. Mucize yaratan, obsesif şekilde çalışan, işi çok iyi öğrenmiş. Riskleri bilen, sürprizlere hazır, çok güzel bir ekip oluştu. Ki bu yani ekip, şu an iki haftada Türkiye'nin en büyük iki yarışını yaptı. Tabii. Biri koşudaki, tabii. Biri de bisikletteki tabii. Ve aynı ekip. Ve bu iş bizim asıl işimiz değil. Bu çocuklar aynı zamanda ofiste devasa bir turizm şirketi yönetiyorlar. Şimdi bu birincisi ama neden bu organizasyonlar her sene daha iyi oluyor, daha çekici oluyor? Bunun sebebi nedir? Para. Para. Yani sponsor. Biz ne kadar fazla sponsor bulursa o kadar yatırım yapıyoruz organizasyonlara. Hep yenilikler. Şimdi canlı yayın dediğiniz şey ne yaptık burada? Sen bu işlerden biraz anlayan kişisin. Korkunç rakamlara çıkıyor bunlar. Çünkü 20-30 kişilik ekip gelip çalışıyor. 8-10-15 kamerayla çalışıyor. Şimdi bütün motorlar bunlar oradan. Kesinlikle. Dronlar hepsi. İşte bütçe bulunursa yeni sponsorlar ekleyebilirsek biz de bu tür yenilikler yapıyoruz. Şimdi organizasyonların pahalı olup olmadığına gelelim. İnanın sponsorlar olmasa bu katılımcı ücretleriyle buna hiçbir şey birisi olmaz. Şimdi ben bunu daha önce bir Ultra Trail'de organizatörlerle buluşma diye bir toplantı yapmıştık. Bütün organizatörleri getirmiştik. Orada tek tek izah ettik. Bakın bugün 200 lira ödüyorsa bir sporcu. Bizim o sporcuya harcadığımız, şahsi olarak harcadığımız para verdiğinden daha fazla. Bir madalya veriyoruz herkese. Evet. Yani görünen bir teneke parçası olarak düşünülüyor ama madalya 20 lirası gidiyor. Zaten bakın 200 lira ödeyen bir kişinin 40 lirası
daha bizim elimize gelmeden gidiyor. Banka komisyonu ve KDV. Yani bu daha iyi. Kalıyor 160 lira. Bu 160 liradan siz finisher madalyası veriyorsunuz, chip timing sistemi kuruyorsunuz, personel çalıştırıyorsunuz. Gönüllüler dahi olsa, yani gönüllülerle çalışıyor biliyorsanız, yemeleri var, içmeleri var. Bütün bu podyumlar, ses sistemleri, bunların hepsini topladığınız zaman sponsor olmadan zaten yapılması mümkün değil. Aynen. Yani şimdi sponsor yanlış bir karar. Belediye desteği. Belediye desteğine ziyade sponsor, şirket sponsor. Çünkü belediyelerden biz maddi destek almıyoruz. Prensip olarak almıyoruz. Belediyeler ama hizmet desteği veriyor. İşte kendi imkanları neyse, belediyenin ses sistemi varsa onu veriyor. Belediye işçileri görev alıyor. Belediyenin podyumu varsa onu veriyor. Ama belediye bizim için isterse bir tişört yaptırıyor veya başka bir hizmet alımı yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar da yanlış, ve sosyal medyada falan böyle garip insanlar var. Yani gerçi üzülüyoruz, işte şu kadar kişi gelmiş, şu kadar parayı cebe indirdiler. Bunu söylemek için önce azıcık matematik yapmaları gerekiyor. Biraz da ticareti bilmeleri gerekiyor. Bu öyle bir şey değil. Bizim yaptığımız Grand Fondo'ların hiçbirisinde zaten kârı olan işler değil. Tek kârlı olan Çeşme Grand Fondo. Oranın da tüm geliri, kârı Velotürk projesiyle çocuklara bir set olarak gidiyor. Yani bu alınan ücretler komik rakamlar. Yurt dışındaki şeyler. Diğer tarafta niye derler? Yurt dışında bir Grand Fondo kaç euro? Şimdi mesela hiçbir şey vermese 70-80 Euro'dan başlıyor. Yani finisher madalyası falan yok onun. Yok hiçbir şey yok. Yani aç kalır, su yok, aç kalırsın. Hadi onu da bak. Bakın şimdi. Bir triatlet geliyor bizim yarışa örneğin. Katılım ücreti 200 lira şikayet ediyor. Çok pahalı diye. Aynı kişi Antalya'daki yarışa gidiyor. Ironman'e 250 Euro ödüyor. Her yer hak etmiyor mu Antalya? Tabii ki hak ediyor. Devasa bir organizasyon yapıyor insanlar ama bunları biraz da bizlere anlamaları gerekiyor. Biz bu işlerden zarar etmezsek devam edebiliriz. Aynen öyle. Zarar edersek biz özel bir şirketiz. Bir sene, iki sene, üç sene zarar ederiz, dördüncü sene bırakırız. Yani, bıraktığımız zaman da kaybeden biz olmayız. Tabii, kaybeden yani burada yarışan insanlar olur. Senin de amacın zaten burada para kazanmak. Kesinlikle. Sen burada bir iş yapıyorsun. Kesinlikle. Yani. Sonuçta şu cümleyi de duydum. Bundan para da kazanıyorlardır cümlesini de duydum ben. Evet, ben de duyuyorum. Yani. Hatta bana zaten şey soran var. Siz parada mı kazanıyorsunuz bu işlerden? Yani. Oluyor. Kazanmadık Allah'a şükür şu ana kadar ama ileride kazanmayı planlıyoruz. Yani şeye gelince, Ultra Trail'e gelince, Kapadokya Ultra Trail, Salomon Kapadokya Ultra Trail. biz Salomon'la çok iyi bir işbirliğimiz oldu. Yani gerçekten çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. İyi bir sinerji yakaladık. Kapadokya çok güzel, yarış güzel, organizasyon güzel oluyor. Her sene daha da arkadaşlar tecrübeleniyor. Güzel bir ürün çıkıyor. Yani bu herkes için yararlı. Evet. Türkiye için, Kapadokya için, ya en son 3000 kişiye yakın sporcu vardı. Tabii. Ve %55'i yabancıydı bunun. Aynen. Yani. 80 ülkeden. 80 yani öyle bir iki değil. 80 ülke. Şimdi bütün bunlar güzel şeyler. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapmaya çalışırken bizim de ihtiyacımız destekler. Yani bu manevi destekler. Hı-hı. Yani sevsinler bu yarışları. Boş masalarda gelsinler. En azından sosyal medyada küfür etmesinler. Yani o bile rahatsız ediyor bizi artık. Tabii yani sen bu kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve karşılığında böyle bir şey yapınca tabii canın sıkılıyor. Benim de bazen, bana da geliyor bazen ya saçma bakın, yorumlar. Şurada dev bir bina vardır. Birisi gelir, o muhteşem mimari harikaya bakar. Bu renk olmamış oraya. Beğenmedim. Şimdi o binanın temelinden finişine kadar kaç işçi çalıştı, ne kadar malzeme harcandı, ne kadar mimar, mühendis buna kafa yordu, kaç yıl emek harcadı, onu hiç saymaz. Sadece kapının girişindeki rengi sevmedi mi bitti o bina. Şimdi bizde de öyle oluyor. Dev bir ekip bu organizasyonu aylarca... şu anda bizim gördüğümüz şey zaten işin tatlı bölümü, bitişi. Aynen öyle, bütün her şeye şimdi ayarlanmış. Bu dev ekip burada çalışıyor, gece gündüz uyumuyor, evinden uzaklaşıyor, geliyor, çalışıyor. Sonra yolda tekerim patladı, iyi temizlememişsiniz yolları. Şimdi bu çok basite indirgemek olayı. Tabii. Yani çok basite indirme. 100 kilometrelik bir yolda her şey olabilir. Aynen öyle, ve zaten oradaki yol tarafındaki sorumluluk da organizasyonun değil. Değil yani. Değil yani. Bütün yurt dışındaki yarışlarda da böyle. Yani diyorlar ben Ironman'de, Vichy'de
sola çıktım, gidiyorum, karşıdama araba gelmeye başladı. Trafiğe kapalı değilmiş, ben o teknik toplantıyı dinledim ama Fransızca olduğu için onu anlamadım. Biz Türkçe anlatıyoruz, yine yani. Dinlemiyorlar ama. Gelmiyorlar teknik toplantılara, sormuyorlar. Bir de, şimdi bakın, yolu biz kapatamayız. Ben 1000 tane güvenlik görevlisi getirsem, ben yol kapatamam çünkü öyle bir yetkimiz yok. Bu yetki tamamen emniyet ve jandarmadadır. Mülki amirliktedir. Sağlık. Yolda birisine bir şey olduğu zaman ben müdahale edemem. Mutlaka bir sağlık ekibi gelmesi lazım. Şimdi bunu karıştırıyorlar arkadaşlar. Organizasyon demek bunların hepsini yapan kişiler değildir. Biz büyük bir ekiple çalışıyoruz. Bunlar ama zamanla herkes görecek. Bakın bu sene Çeşme'de Gran Fondocular, özellikle gençler, bu işi artık öğrenmişler birçoğu. Birçoğu. Yani bakıyorum, kuralları biliyorlar, ne yapacaklarını biliyorlar, çok daha dikkatliler. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu bir kültür. Avrupa'da adamlar 50 yıldır bu işi yapıyor. Aynen öyle. Biz daha 4 yıldır Türkiye'de Gran Fondo yapıyoruz. Yavaş yavaş bizler de öğreneceğiz. Sayende herkes öğreniyor gerçekten. Elimizden geldiği kadar biz de herhalde. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve tabii bir de Turof Antalya var abi. Evet. O var. Geliyor şimdi. Şimdi biz diyoruz ya işte, evet. Çeşme bitti. Oh ne güzel de yatacaklar. Şu anda esas başka bir şey başlıyor. Geliyor gönlümüzün efendisi. Şimdi tabii o UCI takviminde uluslararası bir yarış olduğu için onun da hazırlığı farklı, kuralları farklı. Şimdi önce bir takvimde yerimizi bekliyoruz. Takvimde Türkiye'deki yarışlar hala açıklanmadı, onu bekliyoruz. Takvim açıklandıktan sonra bize başvuran takımlardan, ki şu ana kadar zannediyorum 20-30 takım başvurdu. Geçen sene 110 takımı bulmuştu başvuru. Şu anda da yayınlanmadığı için. Yayınlanmadığı için o geçen seneden gelenler bilenler yapıyorlar. Yayınlanması için de işte biz de bekliyoruz. Sonra başvuran takımlardan istediklerimizi veya bizim gelmesini istediklerimizi bir davetiyelerini göndereceğiz. Bir taraftan o başlayacak. Hemen Kasım sonu itibariyle Mutlu Hocam Alanya, Antalya mesaisi başlayacaktır. Gidip gelip parkurları yapıyor çünkü. Parkurları yapacağız. Sponsorluk görüşmeleri, tasarımlar başlayacak. Uluslararası hakemler, görüşmeler, işte kimi getireceğiz, nasıl getireceğiz. Onun da bir süreci var. O sürece gideceğiz. Yani, onun sonunda da bir Gran Fondo'muz var. Gran Fondo. Aslında açık konuşayım, bazen o 4 günlük 2.2'den daha zor oluyor Gran Fondo bizim için. Hem son gün olması, hem kalabalık olması, hem iki yarışı birden. Bir de orada profesyonel yarışlar var. Burada tabii daha çok mutlu olmak isteyen amatörlerimiz var. Kesinlikle. Bir de aynı anda yarışı başlatıyor. Tamam. Aynı anda yarış yapıyoruz. İki tane günde yarış yapıyoruz. Çok yorucu oluyor. O bitiyor. Ardından Alanya Ultra var. Ultra var. İşte geçen sene ilkini yaptık. Benim çok hoşuma giden bir yarış. O yarış büyüyecek. Aynen. İkincisi Marmaris var. Kapadokya var ya, bu gelecek sene belki yapabiliriz tekrar Gran Fondo'yu çünkü planlamamız henüz yapmadık. Aladağlar vardı. Kapadokya'da peki MTB olayını yapacak mıyız abi bu sene? Ya aslında şöyle bir şey var. MTB çünkü hep herkes bana soruyor, MTB niye Türkiye'de gelişmiyor, niye bir şeyler olmuyor? En büyük yarışlardan biri Kapadokya'da değil, özel yarışlar, UCI'nin yarışı. Türkiye'nin en büyük MTB yarışlarını yaptık zamanında. Kapadokya'da 250-300 kişinin katıldığı yarışlar oldu. Avrupa şampiyonasını yaptık ama MTB, şimdi dev bir organizasyona soyunuyorsun. Gerçekten hazırlığı, bütün şeyleri aynı. Start alan çocuk sayısına bakıyorsunuz 30-40-50. Yani sporcu yok. Bu kadar emeğin o kadar sporcu. O yüzden daha küçük federasyon yarışları var. Oralarda yarışıyorlar. Ama mountainbike'la ilgili başka bir plan, belki onun planlamasını yapar. Gran Fondo tarzı bir mountain bike. Uzun maraton. Mesafe, uzun mesafe, hı-hı, arazide. Çünkü ben de girelim. Arazide yarış yapmayı çok seviyoruz. Evet. Yol kapama derdi yok, polis, asker, jandarma. Daha az yani. Teknik bir parkurda belki. Yani herkesin yarışabileceği uzun mesafeli, hı-hı, bir parkurda. Gran Fondo tarzı. Yani gene feed zone'lar olacak, işte uzun mesafe olacak, hı-hı, dayanıklılık olacak, amatörlerin katılabileceği, illaki UCI lisans, tamam, federasyon lisans sistemi bir yarış. Çünkü yani yurt dışında bir sürü epik yarışlar epikler, var işte, evet, epikler. Onun de tarzında en azından bizim de, yani yurt dışında büyüyen bir şey o da. Kesinlikle. Aynı ultra trail gibi. Kesinlikle. Ama bizde tam tersine giden bir şey. Yani biraz öyle planlarımız var ama işte her şey sponsor. Önce şimdi hani doymuş bir kişiye yemek derseniz hiç
cazip gelmez. Ha. Şu anda biz organizasyon bitti, doymuş durumdayız. Önce bir acıkmamız lazım yeni organizasyona düşmemiz için. Onu da planlıyoruz ama bakacağız. Evet. Zaman harika. Gösterecek, zaman gösterecek. Eminim çok daha güzel yarışlar gelecektir. Yoruldum ben. Çünkü... Seni de yordum. Yok ya, ben çok keyif alıyorum. Çok eğleniyoruz. Ve zaten ben başka yarışlar daha duydum. Kapadokya'da olabileceği, daha farklı farklı şeyler, bu koşuyla ilgili falan böyle. Kışın belki daha zevkli şeyler olabilir. Evet, öyle bir planım var da. Sana dün yemekte anlattığım şey değil mi? Evet. Önce bir olgunlaştıralım, olgunlaş... söz ilk sana açıklayacağım. Olgunlaşsın ondan sonra. İlk sana açıklayacağım. Çok eğleneceğiz hepimiz. Evet. Aydın abiye çok teşekkür ederim. Gerçekten bu röportaj için değil, bunu çok uzun zamandır yapacaktık. Türkiye'ye kattığı bu harika yarışlar için. Türk sporuna verdiği bu güzel, yani bisiklet sporunun gelişmesinde büyük elimizden geleni yani, çünkü başka bir şey yok şu an. Evet, bizim de görevimiz yani, bu hayatta buymuş. Federasyon yarışları var evet ama bunlar çok daha zevkli gibi sanki. Dediğim gibi bizim de görevimiz buymuş, geldik yapıyoruz, yapmaya gücümüz yettiği sürece, zamanımız olduğu sürece, enerjimiz olduğu sürece yapmaya devam edeceğiz. Ama başkaları da yapsın. Bakın, evet, şu an. Evet. Şunu tavsiye eder, biz de yarış yapalım değildir olay. Yani biz de yarış yapalım diyen bir kişi gidip yarış yapamaz. Çok tehlikeli şeyler bunlar, riskli şeyler. Rezil olursunuz. Yani bunu yapayım diyene rezil olur. Özellikle o yüzden şöyle tabii, koşuda da olur. Koşuda da. Şimdi diyorum ki, eğer böyle planınız varsa mutlaka yapın. Önce sponsorunuzu, desteğinizi bulun. Ondan sonra gidin bir iki yarışta görev alın. Detaylarını görün. Bu insanlar bunu nasıl yapıyor? Ben Grand Fondo yapmadan önce dünyanın en büyük iki Grand Fondo'suna gittim. İnceledim. Gördüm. Ne nedir, ne değildir, drop back nasıl olur, nereye konur, işte parkurlar nasıl olur. Tabii şimdi, dünyayı baştan keşfetmiyoruz sonuçta. Yani Grand Fondo'da yarışmak da Grand Fondo yapabileceğin anlamına gelmiyor. Yani. Ya da koşuda. Yani her sporcu organizatör değildir. Tabii. O yüzden yapsınlar mutlaka. Türkiye'de bunların gelişmesi için yeni yeni yarışların konulması lazım. Özel sektör özellikle buna eğilmesi lazım. Ama öğrensinler, tecrübelensinler, ondan sonra yapsınlar. Çünkü rezil olan sadece kendileri olmuyor. Sporcular da rezil oluyor. İnsanlar kilometrelerce yol gidiyor, para harcıyor, geliyor. Ondan sonra orada rezil oluyor. Bütün günü, hafta sonu mahvoluyor. Spordan geri gidiyor. Spordan soğuyor. Bisiklet böyle miymiş diyor. Çünkü öbürlerini görmediği için. Kesinlikle. Yani. O sebeple ha, biraz işleri zor tabii. Çünkü biz 4 senedir yaptığımız için çıtayı çok yükselttik. Ama gelsinler beni bulsunlar. Organizasyon yapmak isteyenler. Ben bütün know-how'ımı onlara aktardım. Hiç problem değil. Güzel yarışlar çıksın. Biz de seyirci gidelim bari. Yani yorulduk artık organize etmekten. Organizasyonlara misafir gidelim. Benim başıma bela açıyor. Yani ben seyirci olarak gidemiyorum çünkü. Gideriz, yarışırız, mis gibi olur valla. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Her şey için sağ ol. Bir sonraki yarışta görüşürüz. Bir sonraki yarışta görüşürüz. Hadi görüşürüz.